Herkese selamlar. Haftalık Kariyer Yönetimi Görevleri adlı serimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu serimizdeki amacımız her hafta birbirinden farklı 3 tane görev tanımlayıp bir sonraki haftaya kadar bu görevleri yerine getirmeniz aslında. Buradaki amaç da şu: bu görevleri 6 ay 1 sene boyunca devam ettirdiğiniz takdirde gerçekten hangi alanlara uygunsunuz, hangi alanlarda kendinizi nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz? Bu şey klişesi vardır ya biraz, kendinin en iyi versiyonu ol, en iyi halini ortaya çıkar gibi. Hani bunu nasıl yaparsınız bir nebze de olsa, biraz bunlar üzerine kafa yormak istiyoruz. Egzersiz yapmak istiyoruz bu konuda. Ve sorularımızın da aslında böyle bir amacı var. Biz normalde bunu katılımcı arkadaşlarla birlikte online kariyer mühendisliği programlarında yapıyoruz birebir olarak. Buradaki amacımız da aslında orada ilk başlarda sorduğumuz soruların daha soft, daha yumuşak hallerini sorup sizlerin bir fikir fırtası yapmanızı sağlamak kendi içinizde. Bu görevlerle ilgili sorularınız vesaire olursa, düşünceleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz, bunların hepsini bize yazabilirsiniz yorum olarak. Bu şekilde biz de belki çeşitli güncellemeler, yenilemeler yapabiliriz. Şimdi bu haftanın ilk görevi LinkedIn profil açmak arkadaşlar. Bu şu anda bölümünüz ne olursa olsun bir şekilde iş dünyasına girmenin en kilit ve kolay yollarından bir tanesi. Ha, kolay dediğim tabii ki şu değil. Yani size bir umut tacili yapmak gibi bir derdim yok. Böyle bir amacım yok. Yani buraya girdiniz ve 2 gün sonra LinkedIn'de fenomen olacaksınız diye bir şey de yok günün sonunda. Elbette burası da çok zor bir mecra. Ama mesela bugün Instagram, TikTok ya da diğer kanallara nazaran daha az takipçiyle daha fazla, daha yüksek çıktı elde etme şansına sahipsiniz. Bu sebeple biz açıkçası bu tarz programlarda arkadaşlarımıza diğer kanallardan ziyade ilk başta LinkedIn'de içerik üretmesini daha çok öneriyoruz. Ha, tabii şöyle bir şey var. Diğerlerinde de denemekte fayda var. O ayrı konu. Yani biz de yine kendi programlarımızda işte TikTok olsun, Instagram olsun, buraları da yokluyoruz. Ama bunlar bir nebze sonra oluyor. Çünkü LinkedIn'de aslında sizin diğer mecralarınızı besleyen kaynakları da göreceksiniz zaman içerisinde. Bu sebeple ilk görevimiz bu sosyal medya kanalları ile ilgili bir LinkedIn profili açmak. Ha, şu olabiliyor işte. Arkadaşlar diyor ki biz zaten açtık. Peki bu kısmını ne yapalım? Eğer bir profiliniz varsa da bunu tamamen doldurmaya çalışın. Boşluklarınız illaki vardır. İşte notlar kısmında, referans kısmında. Mesela eğer referansınız yoksa şu anda akademisyenlerinizden bunu isteyin. Sizin için profilinize girip bir şeyler yazmasını isteyin. Bunlar gerçekten çok değerli. Çünkü referans oldukça hem profiliniz daha karşıdan cool gözükür, güzel gözükür, böyle dolu gözükür. Hem de bunun haricinde LinkedIn'de sever böyle şeyleri. Özellikle böyle bağlantı sayısı yüksek, LinkedIn aktif kullanan akademisyenler, yöneticileriniz, İK sorumlusu tanıdıklarınız vesaire varsa onlardan rica edin sizinle ilgili böyle birkaç cümlelik briefing vermelerini. Bu da aynı şekilde sizin için değerli olacaktır. Yani amacımız ilk görevde bu profili hakikaten iyi bir noktaya getirmek bir sonraki haftaya kadar. İkinci görevimiz ağınızı genişletmek. Şimdi LinkedIn'in her hafta sunduğu belli bir ağ kapasitesi var. Mesela haftalık 150 kişi olsun. Diyor ki sen her hafta 150 kişi ekleyebiliyorsun en fazla. Bunu arkadaşlar mümkün olduğunca doldurun. Yani o sınıra kadar insanları ekleyin. Özellikle sizin sektörünüzle ilgili olması önemli ve güzel olur. Ama ille de sizin sektörünüzden olacak diye bir şey yok. Yani bambaşka disiplinlerden, bambaşka mesleklerden, bölümlerden insanları da ekleyebilirsiniz. Ha, şunu diyeceksiniz, genelde duyuyoruz bunu. Ya hani tanımadığım insanları niye ekleyeyim? Yani bu ayıp ya da saçma bir şey değil mi? Ya çok fazla değil arkadaşlar. Çünkü zaten LinkedIn'in beslendiği yer burası. Ya tabii LinkedIn kendisi kağıt üzerine şey diyor. Hani tanımadığın kişileri ekleme. En azından bir işte kongrede vesaire tanımış ol. Bir sınıf arkadaşın vesaire olsun diyor. Ama yani işte hiç aslında LinkedIn'i seviyor bu tarz böyle farklı insanların bir araya gelmesini ve eşleşmesini, meç olmasını. Bence siz de bunu aynı şekilde kendi hayatınızda uygulamaya çalışın. Yeni açılan bir önerimde bulmak isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Burada iki farklı artılar var. Birincisi, bir kere besleniyorsunuz başka disiplinleri gördükçe. Şimdi sonuçta bambaşka disiplinlerden insanların yazdıklarını gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ya evet, şu dünyada demek ki şöyle şeyler varmış. İşte şu mekanizmalarda, şu sistemlerde bu konular konuşuluyormuş. Bunları görmek sizin kendi alanınızda yapacağınız inovasyonları da etkileyecek. Çünkü bu böyledir. Yani bugün inovasyon çalışmalarının en büyük mesela malzemelerinden bir tanesi, yakıtlarından bir tanesi popüler tabirle aslında başka alanlardan beslenmektir. Bu sebeple ağınızı genişletin mümkün olduğunca. Her hafta 150 kişi ekleseniz yıl sonunda 7000 küsür gibi çok devasa hakikaten bir ağ kitlesine ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla zaten şöyle bir şey var, bir de ağ genişletme konusunda.
belli bir kitleye geldikten sonra, mesela 2-3 bin takipçi olduktan sonra zaten LinkedIn bu sefer kendisi başlayacak sizin paylaşımlarınızı ön plana çıkartmaya. Çünkü daha fazla insanla etkileşim halindesiniz vesaire gibi. Bu haftanın 3. ve son görevi ise yine biraz LinkedIn merkezli ilerliyoruz burada. Paylaşımlara başlayıp bölümünüzle ilgili LinkedIn gruplarına üye olmak. Burada biraz iki görev bir arada gibi oldu. Paylaşım derken zaten ilk başta amacımız biraz daha kitleyi genişletmek olduğu için çok fazla paylaşım yapmayın zaten. Ama en azından ilk başta haftada bir paylaşım iyidir. Bir sistem inşa edene kadar. Sistem inşa ettikten sonra haftada 2 ya da 3 paylaşım açıkçası öneriyoruz. Bunun da sebebi şu, algoritma bizden bu tarz içerikler istiyor. Yani mümkün olduğunca ne çok sık ne çok böyle aralıklı. Belli periyotlarla. Bunun akabinde bölümsel gruplar şöyle arkadaşlar. Bunların özellikle global olmasına çok daha dikkat edin. Yani bölümünüzle ilgili yurt dışı tabanlı Amerikanların, işte İsviçrelilerin, Japonların olduğu gruplara katılın. Böylece çok başka kariyer fırsatlarını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu hem akademiyi dahil ederek söylüyorum, hem özel sektörü dahil ederek söylüyorum, hem girişimcilik dünyasını buna katıyorum aynı şekilde. Çünkü bu dünyaların her birinde aslında bambaşka fırsatlar var. Ve bunlar direkt bir etki olabileceği gibi dolaylı etkiler de sağlayabilir. Bir örnek vereyim. Bölümünüzle ilgili bir gruba girdiniz. İşte aktif katılımcısınız vesaire. Oradaki Amerikan bir hoca dedi ki ya işte sen bu konularla ilgili çok kafa yoruyorsun hakikaten. 20 yaşlarında olmana rağmen bu konularla ilgili güzel fikirlerin var, önerilerin var. İşte benim böyle bir dersim var. Bir hafta bize konuk olur musun dersimizde? İşte Zoom üzerinden bağlantı yapar mısın? İnanabiliyor musunuz? Mesela belki siz daha mezun olmadınız ya da yeni mezun oldunuz. Gidip Amerika'daki işte falanca üniversitenin öğrencilerine bir şeyler anlatacaksınız yarım saat boyunca. Şimdi bakınca kulağa ütopik geliyor. Evet farkındayım. Yani Türkiye'deki bir öğrenci Amerika'daki bir öğrenciye niye ders versin gibi. Ders değil aslında da konuk misafir niye olsun? Çünkü artık bilginin kendisinden daha önemlisi o bilgiyi pazarlayabilmek arkadaşlar. Bizim sunumlarımızda hep söylediğimiz bir şey var. Yani bugün LinkedIn'deki 4000 takipçi 4 ortalamadan daha değerli. Bakın daha kolay ya da daha zor demiyorum. Ama daha değerli. Çünkü orada 4000 takipçiye kendinizi ispatlayabiliyorsunuz. Ama okuldaki başarı 4 ortalama senin sadece 15-20 tane akademisyene kendini ispatlamandan geçiyor. Yani 4 ortalama senin iş dünyasında bir yere gelmeni çok da sağlamayacaktır. Emin ol yani. 15 sene önce sağlıyordu, şu an sağlamıyor. Çünkü şu anda iş dünyasının ya da genel direkt hayatın bizden beklentisi okuldan çok daha farklı. Bunu mutlaka gözünün önünde bence bulundurun ve yapacağınız bütün adımlarda, bütün kariyer stratejilerinde, kariyer roadmaplerinde, yol haritalarında bu gerçeği göz önünde bulundurun derim. Önümüzdeki hafta yeni görevlerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Bu süreçte her türlü soru, dediğim gibi eleştiri, yorum, tavsiye hepsini yorumlara yazıp bize bu konuda bir geri bildirimde bulunabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Size ilham dolu, başarılı, mutlu bir dönem ve sene diliyorum diyelim.